Her zaman için, evet. Değil mi? Turgut Alp'ten sağ olsun. Hem bütünlükçü bir şekilde sahadan aktarıyor hem de olayların arka planını. Evet. Murat çok aydınlatıcı yani bir şekilde. Savaş olmasın diye uğraşıyor gibi sanki. Evet. Yani ama doyurucu bilgiye ulaşıyoruz şeyler var. Turgut Alp'le konuştuğumuzda her zaman. Sağ olsunlar. İki cepheli savaş dedi ya. Şimdi gerçi ayrıldı yayınlar ama bir kere Gazze cephesini... Çok yormayalım diye hocam gönderdim. Evet, evet, bayağıdır anladım. Bayağı, Gazze cephesini İsrail ordusu bıraktı. Kuzeye doğru gidiyor. Kuzeyde şu anda yığınaklanma var. Yani işaretleri sorarken aslında onu sormuştu. Tatbikat yaptı dedi. Doğru, bir tatbikat yaptı kuzeyde. Yani irade alındı, siyasi karar alındı. Tabii bakın orada iki tane Benny Gantz ve Gadi Eisenkot vardı. Bunlar savaş kabilesinin eski genel kumar başkanı. İki şey söylediler. Bir, Gazze bir fiyasko. Evet. Kendi genel kumar eski genel kumar başkanı. İki, Lübnan'a yapılacak olan askeri harekat endişe verici dedi. Netanyahu da bunları devre dışı bıraktı ve kabineyi dağıttı. Ha demek ki Netanyahu'nun kafasında böyle bir Lübnan harekatı var. Siyasi kariyeri tehlikede adam. Evet. Bir şekilde bunlarla ilgili tabii anlattı Turgut Bey çok detaylı, çok yerinde bilgiler verdi. Fakat işaretler aslında çok da öyle zayıf değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Yani orta ölçekli ya da düşük ölçekli bir hava taarruzlarıyla yetinilecek bir durum yok ortada. Çok şimdi aktör olunca, reflekslerini sıralayınca alt alta... Diyorsun ki bu beş benzemez nasıl yan yana gelecek? Doğal olarak böyle çıkıyor ama Kemal Hocam bir asker gözüyle programın başında da söyledim. Siz hep daha ileri harekatları savundunuz. Bu adamlarla diplomasi yoluyla bir çözüm elde edemeyiz dediniz. Şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da düşünüyorum. Gerekirse hani bir şeyler de yapılmalı buraya diyor. Türkiye ilk aşamada savaştan bahsetmiyorum, saldırmadan bahsetmiyorum. Evet. Ne yapabiliriz de biz bunlara askeri olarak bir ne derler, gözdağı mı? Yani bir mesaj mı gönderilebilir? Ne yapılabilir Akdeniz'de? Şimdi az önce dedim ya bazı işaretler önemli olan onlar. Ya bir projeksiyon ortaya koymamız gerekiyor. Yani projeksiyon nerede olabilir? Deniz sahasında, kara ve Akdeniz'i hava sahasında. Akdeniz'i de gösteren olabilir. Var mı bir harita Samet? Böyle Akdeniz'i de görürsek olur. Kemal Hoca, şimdi Kıbrıs'ı da görürse. Bu harekatın adı İsrail'e karşı bir harekat değil. Bakın adlar, isimler çok önemli. Biz de diyoruz pençe harekatı, kilit harekatı değil mi? Olur mu hocam? Bakın burada bir tekrar söyleyeyim bu konuyu. Mahdut hedefli insani yardım harekatı. Bu ifade Birleşmiş Milletler tarafından çok sıkça kullanılır. Dolayısıyla mahdut hedefli insani yardım harekatı yapacağız biz. Türkçe'ye çevirelim. Kısıtlı, sınırlı. Turgut Bey söyledi ya, düşük ölçekli, sınırlı. Yani kısıtlı, sınırlı belli bir coğrafyaya hedef alınmış artı belli bir maksadı tahakkuk etmek için yapılacak bir harekat çeşidi bu. Ve tamamen insani yardım odaklı. Yani coğrafya değişiyor, sınırlar değişiyor, toprak kazanıyorlar filan değil. O bizim işimiz değil. Bizim meselemiz burada kabileler de değil, aşiretler, mezhep kavgası da değil. Bizim burada İsrail'in yayılmacılığı, ekspansiyonist o tavrı da değil. Bizim işimiz burada soykırıma uğramış olan Gazze halkının korunması, kollanması ve insani yardım açısından desteklenmesi. Şimdi bu harekatı böyle isimlendirdiğiniz andan itibaren ilk yapılacak olan şey bir koalisyon. Bir koalisyon kurmak zorundasınız. Yani bölge ülkeleri lazım. Tabii, öyle mi? Bölge ülkeleri olur, Çin olur, Rusya. Yani bir koalisyon olacak. Tabii 147 tane ülke Birleşmiş Milletler'e üye olan, kayıtlı olan bu resmi devletler, devlet aktörleri Filistin devletini onayladılar. Onayladığın devlete saldırılar var. Halkı katlediliyor. 147 ülkeden 10 tanesi çıksa, bir koalisyon gücü oluştursa, hadi liderliğinde Türkiye yapsın. Hedef de bu olacak. İnsani yardım, öyle kesinlikle mi? Kesinlikle insani yardım. Ve yani Kemal Komutanım, insani yardım derken sadece gıda vermek, ilaç vermek mi? Yani yoksa silah da kullanmak mı? Bakın, şimdi ona da geleyim. İnsani yardım konvoylarıyla beraber yanına koyduğunuz deniz, hava ve kara gücünden mürekkep bir karma güç ile, müşterek bir güç ya da bileşik bir güçle beraber bu yardımı deniz bölgesinden doğrudan Gazze'ye yapacaksınız. Yani gemiler gidecek, onu koruyan unsurlar olacak, evet. Denizde. Tabii ki buna karşılık verilecektir. Kim verecek bu karşılığı? İsrail verecektir. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ya da İngiltere ve Almanya koalisyonu doğrudan bir insani yardım harekatına çok müdahale edecek gibi gözükmüyor. Kendileri de uçakla attılar bir şeyler işte falan gidiyorlardı. Işte en azından yani, bu askeri zemin oluşmuştu. Yani Kıbrıs'ta bir şey yaptılar, oradan bir insani yardım harekatı başlattılar göğe. Yapamadılar ama. Yani işte bunu Türkiye yapabilecek yetenekte. Planlama kapasitesi çok yüksek Türkiye'nin bu konuda. Uluslararası harekatları yönetebilecek kapasitesi var. Yaptık daha önce. Dolayısıyla bu bölgelerde yapılacak olan
Bu bölgede yapılacak olan tek şey insan yardım harekatı. Şimdi bunu yaparken tabii önce kararlılık tutumu ortaya koymak lazım. Tatbikatlar yapacaksınız. Nerede? Güney Kıbrıs'ın ya da KKTC'nin hemen doğusunda şu bölgelerde. Daha önce yukarıda açıkları yapıyoruz galiba. Tabii şu bölgelerde yapıyoruz. Arama kurtarma tatbikatları yapıyoruz KKTC ile müştereken. Şu burada değil de şöyle bu bölgelerde Lübnan açıklarında, yani belki açık denizlerde şu bölgede, Suriye açıklarında bir arama kurtarma tatbikatı, bir ne bileyim yine böyle insani yardım harekat tatbikatı, bir senaryo koyarsınız ortaya. Bu senaryo gereği siz de şöyle bir mesaj aktarmış olursunuz. Bakın benim gücüm var. Bunun tatbikini de yapıyorum. Yığınaklanmayı da yapıyorum. NATO yaptı kuzeyde. O kadar büyük bir tatbikat yaptı ki, steadfast tatbikatı. Kime karşı yaptı? Rusya'ya karşı yaptı. 90 bin asker katıldı ve ta Atlantik ötesinden uçak gemileri geldi. Şimdi dolayısıyla orta ölçekli bir harekat olacaktır bu. Küçük ölçekli harekat kurtarmaz. Çok büyük ölçeğe de gerek yok. Bunu yaparken hangi ülkeden doğrudan ya da dolaylı destek alacağınız çok önemli. Yani işte diplomasi burada devreye giriyor. Eş zamanlı her şey yapılacak. Açıklarda tatbikat yapmayı müteakip bu kararlılığınızı İsrail devletine bildireceksiniz bir şekilde. Amerika'ya, koalisyon gücüne bildireceksiniz. Bölge ülkeleriyle bunu paylaşacaksınız. Ve bu kadar şey aktarıldıktan sonra tatbikat ve hemen arkasından ilgili birliklerle yardım harekatını başlatacaksınız. Şimdi birileri bizi yani izliyor ya. Yani asker çıkacak mı Gazze'ye? Ayak basacak. Tabii çıkacak. Tabii çıkacak ya. Ya şimdi şöyle diyor bazıları. Yok senin şeyin var mı? Yok, kafa işte değişmiyor. Yani bakış açısı bu. Kilitlenmişler. İsrail böyle. Dünya gücü mü ya? Paradigma İsrail bu diyorlar değil mi? Sanki ezelden ebedi böyle yani. Hep bu böyle kalmış. Murat bizi çok ilginç dinliyor ama Murat'a da soracağım. 74 şimdi harekatını hatırlayın. Merhum Bülent Ecevit, Sayın Ecevit ne yaptı? Amerika'ya gitti, İngiltere'ye gitti. Diplomasiyi kullandı. Baktı ki olmuyor. Ayşe tatile çıksın koduyla harekata başladı. O zaman da mı hava böyleydi? Kıbrıs'a bir şey çıkartmak. Tabii canım değil. Nasıl çıkacaksınız? Ordu mu var? Bilmem şu mu, telsiz yok, gemi yok, o yok yok. Ne oldu? Anlaşılan Türk ordusu gitti o yoklukta. O kadar ambargolarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin 83'te kuruluşuna kadar olan süreçte damgasını vurdu geldi. Garantör devlet çünkü. Burada da benzer bir harekatın koşulları oluşmuştur. Hukuken, de jure, de facto koşullar da oluşmuştur. Neyi bekleyeceksiniz ya? Lübnan'a mı saldırsın? Suriye'ye mi saldırsın? Ürdün'e mi saldırsın? Hangi sırayı bekleyeceksiniz? Hangi level aşılması gerekiyor ki böyle bir sert güç oluşturulsun burada? En baştan itibaren diplomasi, zorlayıcı diplomasi, boykotlar, ambargolar, şunlar, bunlar. Yok, umurlarında değil. Yapılsın, STK'lar yapsın. Meydanları coştursun, entelijansiye yayınlar yapsın falan. Ama arkasında böyle bir militer güç, koalisyon olmadıkça yaptığınız hep havada suya yazı yazmak gibi kalıyor. Hiçbir etkisi yok. İsrail devleti öldürmeyi devam edecek. Hem de kitle imha silahları kullanacak önümüzdeki günlerde. Ve bunun ileri hedefinin de Türkiye olduğu olacak konusunda herkes hemfikir anladığım kadarıyla. Tabii bakın Lübnan ne kadar mesafede bakın. Değil mi? Lübnan burası değil mi? Evet. Güney Lübnan burası. Yukarısı Suriye. İdlib'de bizim ordumuz var. Kaç metre, kaç kilometre? Bakın ne kadar yakın mesafe. Kafa kafaya geleceğiz neredeyse. Sonra burada yok karmaşıklık. O varsa var. Bana ne ya karmaşıklıktan? Benim derdim Türkiye topraklarını gelecekte tehdit ve risk olan İsrail saldırganlığını ortadan kaldırmak. İki, burada tabii birinci sırada Gazze halkının güvenliği var. İnsani yardımı var. Ondan sonra ben kendi topraklarımı, güvenlik mimarimi çizmek zorundayım. Gazze'den geçiyor bu. Hatta bana göre Kızıldeniz'den geçiyor. Belki de Körfez'den geçiyor. Niçin biz onlarla anlaşma yapıyoruz Körfez ülkeleriyle? Niye kalkınma yolu yapıyoruz? Yani dolayısıyla bakın coğrafyayı iyi okumak gerekiyor. Teknik imkanlar, teknoloji arttıkça harp silah araç gelişlerinde sizin güvenlik mimariniz genişler. Geniş. Otomatik olarak genişler. Çünkü vurulabileceğiniz mesafe uzamıştır. Yani eskiden şuradan Suriye'nin hemen kıyısından bizi vurabilecekken düşman tırnak içinde, şimdi artık ta Körfez'den vurabilecek güce sahip. Ve bunu da biraz söyleyeyim, devlet dışı aktörlerle bu işi yapamayız. Uğur Hoca ne düşünüyor merak ediyorum bu şimdi, formül konusunda. Şimdi şöyle söyleyeyim, komutanıma katılıyorum ama katılmadığım nokta da var. Şimdi 1975-90 arası iç savaş oldu. İç savaşa dışarıdan müdahaleler oldu. İşte Arap devletleri Müslümanları destekledi. İsrail ve Amerika Hristiyanları destekledi. Batı Avrupa'da Hristiyanları destekledi. Şu oldu.
1982'de falancistlerle yani Hristiyanlarla birlikte İsrail Güney Lübnan'ı işgal etti. Hı hı. Ondan sonra 1995-2005 arasında Suriye kuzeyini işgal etti. 2006'da tekrar demin de Atabey'in söylediği gibi İsrail tekrar güneyi işgal etti. 2006'dan sonra dediler ki Türk askeri gelsin buraya. Türk askeri gelsin bir şey huzuru sağlasın. Lübnan için bunu diyor. Lübnan için. Ama Lübnan'da hiç şimdiye kadar konuşmadığımız başka bir unsur daha var. Hep anlatıyoruz ya heterojen. Ermeni. İşte Hristiyanlar, Ermeniler. %12 kadar Ermeni var ki bunlar hepsi Anadolu'dan 1915 tehciriyle gönderilen yani Tokat, Sivas. Türkiye'ye gıcık olan tipler. Onlar karşı çıktılar yani en şey olarak da. En yoğun Türk düşmanı. Evet. Yani Lübnan'daki Ermenilerin düşmanlığını Ermenistan'da göremez. Bu arada Ermenistan tanıdı değil mi Filistin'i? Açıklama yaptılar Ermenistan'a. Tanıdı evet. İsrail şey yaptı. Onlarla araları iyi. Zaten yani Gazze'deki en büyük caddeye de Ermenistan'daki komutanın adını falan vermiş. Yani araları çok iyi. Yani hatta şey 2015 yılında Filistin sözde Ermeni soykırımının 100. yılından sıra pul falan da bastırmıştı hatırlıyorsunuz. Onların araları iyi yani orada evet. Bir sorun yok. Şeyde İsrail'le de Azerbaycan'ın arası iyi. Ha, öyle bir durum var. Öyle, tabii yani dünyadaki strateji. Şimdi yani Lübnan'a hani şimdi komutanımız diyor ya hani şu açıklarda şey yapalım tatbikat falan Lübnan'a yapalım. Lübnan'a demiyorum hocam ben. Lübnan'a harekat falan yok. Gazze için. Hayır onun açıklarında onun münasır ekonomik bölgesi falan var. Tamam biz desteğe hazırız ama dediğim gibi Ermeniler muazzam muhalefet etti kaldı iş. O kadar pek ellenilecek bir şey değil. Lübnan arı kovanı gibi. Oraya girmemek Birleşmiş lazım. Milletler... Lübnan zaten Cumhurbaşkanı'nın sözleri de Lübnan'a yönelik değildi değil mi? Yani Gazze'yle ilgili Birleşmiş söylüyor. Milletler UNIFIL denen yapı var orada. Türkiye de orada. Ama hukuki açıdan söylüyor hocam galiba. Biz Lübnan'ın karasularında hani bir şey yapacaksak. Hayır ben bak anlamadım. Şöyle bak anlatamadım herhalde. Bakın burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi karasuları var. Hı-hı. Kıta sahanlığı var. Tabii ki Suriye ve Lübnan'ın da var. Ama ortada açık denizler var. Ha, illa kıyıda değil. Yani gidip de illa ne gerek var Lübnan'ın ta kıyısında karasularına girmeye. Yani Kıbrıs'ın açıklarında, karasularında tamam mı? Güzelce teşkilatı kurarsınız. Helikopterlerle, gemilerle, denizaltılarla bir böyle güzel tatbikat icra edersiniz. Senaryonun başında da Lübnan falan yok. Lübnan bizi çok ilgilendirmiyor şu aşamada. Bizi ilgilendiren Gazze. Gazze. Evet. Ve Gazze'deki o zaman şunu söylüyorum. Madem Amerika falan sözde Güney Kıbrıs'a bir üst grupta oradan Gazze'ye denizin açığında bir liman böyle yüzer bir liman falan yaptı. O da tutmadı. Biz bu sefer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir şey yapıp insani yardım o dediğim gibi koydular ama... Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği o değildi ama. Değil. Sayın Cumhurbaşkanımız bunlar akara makara yapıyor dedi. Katliam yapıyor. Bu güçten anlar. Yani orada o silahlı gücü kastediyor. Direkt müdahale edeceğiz anlamında. Ha o silahlı gücü kastediyordu. Şimdi hocam, ilk başta o zaman hukukta... insani yardım şeyiyle. Hani o Mavi Marmara'da öyle değil. İnsani yardım gemisiydi o. Asker masker yoktu. Silah falan yoktu. Siviller vardı tabii ki. Yani ilaç, yiyecek, gıda vesaire vesaire ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başlayaraktan Gazze'ye göndereceğiz. Ha dediği doğru komutanızı onun arkasında muhriplerimiz de olacak. Tabii. Eğer İsrail o şeye müdahale ederse Mavi Marmara gibi sonra pişman oldu tazminat falan dedi biliyorsunuz şey olaraktan. Ha o zaman işte silahlı çatışma çıkar. Çünkü biz savaşmaya gitmiyoruz. Biz oradaki Gazze'deki zavallı bebeklere mama ilaç vermeye gidiyoruz. Aa sen gidip İsrail bizim o gemimizi vurursan işte o zaman muhriplerimize o zaman işte silah başlar. Ama o zamana kadar öncelikle bizim silahı atmamamız lazım. Şey olarak da İsrail kaşınırsa da o zaman da hiç şey yapmayacağız. İmtira etmeyeceğiz. Biz de şey var. Murat sen nasıl dinliyorsun bu tartışmaları? Ben tabii zevkle dinliyorum ama hayretle dinliyorum demedi. Keşke diyerek dinliyorum ama tabii bunların hiçbirisi gerçekçi değil. Ne yazık ki kusura bakmasınlar hocalarım. Rasyonel değil. Gerçekçi değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerinden de daha yarın itibariyle böyle bir şey olacakmış mesajı çıkmaz. Bu Türkiye'nin hukuki açıdan pozisyon itibariyle İsrail karşıtı bir yerde konumlandığının ilanıdır. Onun dışında askeri bir seçeneğin bugün için mümkün olmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü keşke komutanımızın ifade ettiği gibi bir şey yapabilecek gücümüz olsaydı. Bu arada Kemal Hoca bunu 9 aydır söylüyor yani. Evet, yeni biliyorum, söylemiyor sen de biliyorsun. Defaatle yayınlarda da bunu konuşmuştuk. Ben şöyle düşünüyorum. Birincisi Türkiye'nin böyle bir desteği Arap dünyasından hiçbir şekilde yok. Şunu kabul edelim. Gazze Savaşı konusunda, Gazze'deki soykırım konusunda dünyada
İsrail zulmüne sesini çıkartan tek İslam ülkesi Türkiye'dir. Tek İslam ülkesi. Arap dünyasının umurunda değil. İran'ı saymıyor musun? Onu zaten o tarafta saymıyorum yani. Evet, o başka bir şu şey. Gerçek, 1974'teki savaştan sonra Arap dünyası İsrail'le alakalı meseleyi bitirdi. Siz mesela bakın, Türkiye'nin kilometrelerce uzağında aramızda iki tane ülke var bizim İsrail'le. Gazze ile aramızda kilometrelerce uzaklık var. Tarihi bağınız olabilir yani. 100 yıl önce terk edip geldiniz, yenildik oradan. Yenildik ve çekildik. Değil mi? Gerçeğimiz bu. Aramızda iki tane ülke var. En az iki tane ülke toprağı var. Ya sınırın dibinde Gazze katliamının yaşandığı yerde, soykırımın yaşandığı yerde dili aynı olan, dini aynı olan, mezhebi aynı olan Mısırlılar var. Siz Kahire sokaklarında bir tane eylem gördünüz mü? Türkiye'nin her gün sokaklarında 10 aydır her yerde eylemler var. Bu ülkede Türkler yaşıyor, Kürtler yaşıyor. İşte bu ülkenin halkın Arap falan değil yani. Bir Arap azınlık var ama yani Arap kardeşlerimiz var Türkiye'de. Bu ülkenin ortak bir dili olmayan, orta etnik olarak orayla aidiyeti olmayan, Gazze bizim canımız, o başka bir şey. Ama bu millet, yani Türk milletinin etnik olarak bir alakası olmayan bir yerden bahsediyoruz. Evet. Bu sözlerimi yanlış anlayıp çevirecek olanlar olabilir. Hiç umurumda değil. Türk milleti kadar, Türkiye kadar, Türk devleti kadar bugün Gazze halkının yanında yer alan hiçbir İslam dünyası halkı olmamış. Yanlış anlayacak bir şey değil, doğru bir şey söylüyorsunuz. Mısır halkı dibinde, evet, çok büyük acılar çektiler, bir darbeye muhatap oldular. Ya hiç olmazsa siz orada bugüne kadar tek bir eylem yapın ya. Kahire'de bir eylem yapın, deyin ki canımız kanımız Gazze'ye feda olsun deyin mesela. Çok mu zor? Ya ben bu tarz bir harekatın Mısır ordusunun desteği olmaksızın, Mısır kamuoyunun desteği olmaksızın yapılmasının imkansız olduğunu düşünüyorum. Ürdün'de sokakta gösteriler yapıldığını gösteriyor. Ürdün halkının %70'i Filistinli zaten. Neyin gösterisini yapıyorsun? Hani yani Gazze'yi desteklemeyecek de neyi destekleyecek? Kendisi zaten o yani. Ya Batı Şeria'daki adamın, Abbas'ın umurunda değil Gazze. Gazze köküne kadar yansa Abbas'ın umurunda olmayacak. Niye? Abbas saltanatına bakıyor. Zaten Filistin meselesinin bu noktaya gelmesinin sebebi bu Arap rejimleri. Siz Dubai sokaklarında Filistin için gözyaşı döken bir adam görebilir misiniz? Siz Suriye'de bakın, Suriye'nin ne konuşuyoruz? 67'den beri işgal altında Golan Tepeleri ya. Bak bizim Kıbrıs, Lozan'da verdiğimiz bir topraktı. Kıbrıslı Türkler için biz bütün her şeyi bir kenara bıraktık, çıktık gittik. Hiçbir askeri doğru dürüst teçhizatımız, gücümüz yokken, yokluğun ortasında kalktık, dedik ki orası benim namusum dedik. Ya senin namusun orada peymal oluyor. 1 milyon Suriye'de, 1 milyon 10 yılda 1 milyon Suriyeli'yi öldürdün Esad rejimi. Halep, İdlib, Hama, Humus yok, haritadan sildin. Kendi halkını katletmeye gelirken kahramansın. Suriye ordusu dünyanın en büyük ordusu. İşgal altında Golan Tepeleri senin toprağın değil mi? Hadi gitsene korusana. Bir kurşun sıkamaz Esad rejimi. Ne Hizbullah, ne Esad rejimi, ne Mısır rejimi, ne Ürdün, ne Lübnan. Hiçbirisi, hiçbirisi ama hiçbirisinin Gazze'de katledilen Müslümanlar, o mazlum çocuklar için şu kadar üzüldüğüne inanmıyorum. Rejimleri açısından söylüyorum. Bu rejimlerin hepsi, bu rejimlerin tamamı işbirlikçi rejimlerdir. Zaten İsrail'in sınırları muhafaza edilsin diye oraya konulmuş rejimlerdir. Esad rejimi de öyle. Mısır'daki mevcut rejim de öyle. Ha biz Türk devletiyiz. Hasbelkader. Başka adam yok. Ne yapalım? İlişki kur. Niye Mısır'da ilişki kuruyorsun? Ne yapalım? Mısır'da o var işte. 10 küsur yıldır işgal geldiler darbe yoluyla, iktidarı Amerikan darbesiyle, Suud'la beraber devirdiler. Mısır halkının iradesini yok saydılar. Ama 10 yıldır iktidardalar. Niye Mısır'la ilişki kuruyorsun? Kimin ilişki kuracaksın? O var yani. Yapacak başka yoksa bir şey yok. Yoksa bu Akdeniz gidiyor yani. Yani ne yapacaksın? Kıbrıs gidiyordu. İşte yani ya. Gerçek şu. Bütün İslam dünyası içerisinde böyle Cezayir gibi böyle numune örnekler vardır. Filistin davasına başından itibaren destek veren. Neden? Çünkü 132 yıl Fransız işgali altında kalmış. Kendi biliyor, o acısını yaşamış, çekmiş. Ya da Tunus halkı gibi. Bir avuç zaten. Ordusu olmayan bir devletten bahsediyoruz. Tunus devlet yani destek verse ne olur? Ordu yok. Bir tane askeri yok. Ordu yok. Fiili olarak ordu yok yani. Tunus diye ordusu olmayan devleti mi olur? Olmaz. Devlet diye bir şey yok ki yani. Kartaca'nın devamı ya bizim, yani. Roma'yı bizim, yenmiş. Bakın bu saydığımız yerler. Birer vilayetimiz bizim ya. Ve vilayet yani 100 yıl önce vilayetimiz diye. Hala vilayet yani. Yani bunların içerisinde devlet yok. Bunların hiçbirisi devlet değil. Cezayir, Tunus, Fas, Libya,
Suriye, Şam, yani bu Lübnan, Lübnan hele devlet hiç değil. Bunları aşağılamak için söylemiyorum. Bir tarihi hakikati ortaya koymak için söylüyorum. Gerçeklik bu. Fotoğraf çekiyorsun. Türkiye'deki gazeteci Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği laf üzerine vay efendim demiş. Ya sen Türkiye'nin vakasından, tarihinden, durduğu yerden haberdar değilsin ki. Bölgede tek bir devlet var, o da Türkiye. Türkiye'den başka devlet yok. Diğerleri devlet değil. Olamadılar zaten. Keşke olabilselerdi. Keşke olabilselerdi. Bizim yanımızda bugün Filistin meselesinde adam gibi durabilirlerdi. Bugün Mısır'da adam gibi bir rejim olsaydı, Ürdün'de adam gibi bir rejim olsaydı, o İngiliz işbirlikçisi kral olmasaydı, Türkiye kurşun sıkmış tek Arap rejimi olan Ürdün, orada iktidarda o kral olmamış olsaydı, bugün İsrail diye bir devlet olabilir miydi? Bu Suudiler hocam, onları niye unutuyoruz? Suudi Arabistan'ı... Yani. Ama yani kocaman bir devlet orada değil ya mi? Ya işte kocaman 100 milyar da, dolar silah anlaşması yaptı, onları aldı. Ya kocaman da aldı. Mecbur. O da zihinsel işgal altında. Çok aç. Bak ben seni... Orada 30-40 milyonluk Suudi Arabistan var. Bölgenin en büyük, en zengin ülkesi. En büyük ordusuna sahip. Ya Yemen'de 3 işte İran destekli Husiler Cidde'ye kadar füze fırlatıyorlar. Ağzını açıp bir şey yapamadılar diye. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan koalisyon oluşturdu. Amerika'da destek verdi. Yemen'deki 3 kuruşluk Husileri ortadan kaldırmayı başaramadı. Evet. Bu mu gidecek İsrail'le savaşacak? Hiçbirisinin umurunda değil. Mekke'de, Medine'de, Cidde'de, Riyad'da kimsenin umurunda değil. Bu gerçeği açık bir şekilde, yani ben çarpıcı bir şekilde söylemek çok istiyorum. Gerçeği görsünler, kimse hayale falan kapılmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şey gerçekçi, reel, somut bir şeydir. Diyor ki biz bir dış tehdit olarak bunu algılıyoruz. Bugün mü? Yarın mı? Bir 100 yıl sonra mı? Ama bir gün ben bununla hesaplaşmak zorunda olduğumu bilin ki ey halkım, ben buna düşmanım. Bugünden çünkü yarına bir şey için söylemedi evet, bunu. Bugünden diyorsun. Yarına bir şey şunu değil. Şunu söyleyeyim ben, bakın savaşlar rasyonel değildir. İrrasyoneldir. Ve gerçekçilik de o değildir Sayın Hocam. Gerçekçilik ne biliyor musunuz? Az önce silahların listesi çıkmıştı ya. Gerçekçilik Samet, bir odur. Daha sana zahmet o listeyi. Sizin söylediğiniz rasyonel koşullar oluşsaydı eğer ve karşımızda gerçekten devlet aklıyla hareket eden bir, yine akılcı bir devlet olsaydı söylediklerinize %100 katılırdım. Ama artık savaşlar, bir şekilde müdahaleler çok akılcı değil. Zaten akılcı olmadığı için biz bu tedbirleri almak zorundayız diyoruz. İrrasyoneldir tüm savaşlar. Kim kimi öldürmek ister durduk yere. O yüzden artık buradaki mesele, eğer derdimizse, eğer derdiyse, eğer Türkiye samimiyse, anlattığınız Arap aleminin siyaset ya da rejimlerini 9 aydır ikinci anlattığım husus benim. Hepsi kukla. Hepsi garantörü, hepsinin garantörü Amerika Birleşik Devletleri. Koltukları çektim Amerika, hepsi boşlukta kalır. Kaçacak delik bulamazlar.